Ee, tabii öncelikli olan güven diyoruz. Hem e, vatandaşın hükümete güvenmesi gerekiyor hem de yabancı yatırımcının da Türkiye'ye güvenmesi gerekiyor ki buraya yatırım gelsin, buraya insanlar yatırımlarını getirsinler ve kalkınma başlasın. Ama güvenin olmadığı ortamda hiçbir şeyin olma şansı da gözükmüyor. Pek mümkün gözükmüyor. Bu, bu noktada baktığımızda ben zaman aslında benim birkaç sefer ee, sebebine girmediğim ama altını çizdiğim, dikkat çektiğim TÜİK Başkanlığındaki değişiklik konusu muhtemelen önümüzdeki günlerde ciddi derecede karşımıza çıkacak ve bizi etkilemeye devam edecek diye düşünüyorum. Umarım ki veriler daha gerçekçi gelir, vatandaş nezdinde kabul görecek şekilde gelir. <laughs> İnsanların harcama e, kabiliyeti, har harcama yapma kapasitesinin aşağı düşürülerek talebin azaltılarak enflasyonun aşağı çekilmesi çok da verimli bir durum değil. Zaten dünya üzerinde bir enflasyon sorunu var. Bunu hepimiz kabul ediyoruz, bütün dünya kabul ediyor. Ama Türkiye'de biz enflasyonun nasıl çözüleceğini konuşacak fırsata fırsatı bulamıyoruz. Biz şu an Türkiye'deki enflasyon oranının kaç olduğu konusunda bile anlaşabilmiş değiliz ne yazık ki. Ee, TÜİK başkanlığında ya da Merkez Bankası başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında gibi kadrolardaki sık sık yapılan değişiklikler güveni ortadan kaldırır. Daha liyakatli kadrolarla daha e, güven verici bir şekilde çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Enflasyon yok demek bu dönemde dünya üzerinde enflasyon tehdidi yok demek aslında çok akla mantığa uygun bir hareket olmaz. Tabii ki enflasyon var. Türkiye'de enflasyon sorununa maruz kalan ülkelerden birisi. Bunun gerekçeleri çok net ortada aylardan beri hatta iki yıldan beri bütün dünyanın çözmeye çalıştığı özellikle tedarik zincirindeki kısıtlar, arıza olumsuz etkilemesi ve enerji fiyatlarındaki aşırı yükselişin ve burada enflasyon dünya üzerinde bir enflasyon riski oluşturduğu, enflasyonu tehdit boyutuna getirdiğini hepimiz biliyoruz zaten.